Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz seçime günler kala anketler ne diyor? İşte en geniş kapsamlı seçim anket sonuçları. 1. Remres Araştırma Şirketi anket sonuçları. Çalışma Türkiye genelinde Natski sistemine göre 26 bölgeye esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17-23 Mayıs tarihleri arasında seçmenlerin mevcut yönelimlerini ve önceki çalışmalarımıza kıyasla gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemek amacıyla 4276 kişiyle telefonla ve yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı. Araştırma %0.86 güven sınırları içinde %1.75 hata payı ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların 2112'sini erkekler, 2164'ünü ise kadınlar oluşturdu. Remres Araştırma Şirketi 2. tur Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce anketi. Remres Araştırma Şirketi Erdoğan Akşener 2. tur anketi. 2. İstanbul Ekonomi Araştırma Anket Sonuçları. İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi tarafından haftalık bazda yapılan siyasi gündem araştırmaları kalibre edilmiş online anket yöntemiyle yapılmıştır. Kalibre edilmiş online anket, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 2 yıllık araştırma geliştirme çabaları sonunda geliştirdiği özgün metodolojisidir. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın seçim anketi sonuçları 1500 kişilik bir örneklemin siyasi, coğrafi, yaş ve eğitim durumu parametreleri üzerinden yapılan kalibrasyonla Türkiye çapında temsili sonuçlarını %95 güven aralığında ve 2.5 hata payı ile sunmaktadır. Milletvekili genel seçimi son seçim anket sonuçları. Milletvekili seçimlerinde 25 Nisan, 6 Mayıs, 16 Mayıs ve 26 Mayıs tarihli son anketler AK Parti'de %53'ten %44.5 oy oranına kadar ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir. Millet İttifakı'nda ise %34.2'den %40.5 oranına kadar büyük bir yükseliş görünmektedir. HDP'nin ise tüm sonuçlarda barajı geçtiği, özellikle son anket sonuçlarına göre %13.5 oy oranına yükseldiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre mecliste çoğunluğu sağlayan parti ya da ittifak çıkmamaktadır. 26 Mayıs tarihli son seçim anketi sonuçları ve partilerin oy oranları. 3. Medyer Araştırma Şirketi anket sonuçları. Soru: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı konusunda ise araştırmaya katılanların %43.50'si Recep Tayyip Erdoğan, 22.20'si Muharrem İnce, 19.31'i Meral Akşener, 12.79'u Selahattin Demirtaş, 1.61'i Temel ve 0.60'ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalmaktadır. Araştırmada katılımcılara hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Buna göre AKP, MHP, BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı tercih edenlerin oranı %45.63, sonuçlara göre AKP %39.61, MHP 5.31, BBP ise %0.71 oy almaktadır. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nın aldığı oy ise %42.5'tir. HDP de %11.39 oy alarak barajı geçmektedir ve mecliste koltuk elde edebilmektedir. Ankete katılanların eğitim durumları ile siyasi parti tercihlerini karşılaştırılması. Araştırma 26 ilde ve %2.1 hata payıyla tespit edilen 2660 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankette erken seçimde hangi partiye ve hangi cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine dair eğilimler araştırıldı. 4. Optimal Araştırma Seçim Anket Sonuçları. Optimal Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada 27 Nisan 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 ilde 2107 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların %51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti. Katılımcılara aynı araştırmada AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı %52.4 olarak ortaya çıkmıştır. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Erdoğan'ın şahsi oyu %51'dir diye bir açıklama yapmıştır. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı %51'dir. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın %51 ve %53 arasındaki şahsi oyunu teyit etmektedir.
Diğer taraftan araştırmaya katılanların da %9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için %9,7'lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacaktır. %52,4'lük bir kesim Cumhur İttifakı'na oy vereceğini belirtirken %9,7'lik bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, parti seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek dedi. 5. Konsensus araştırma şirketi anket sonuçları. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz şeklinde yöneltilen soruyu %42,2 AKP, %20,2 CHP, %19,7 İYİ Parti, %7,8 MHP, %7 HDP, %2,5 Saadet Partisi şeklinde yanıtladı. Bu sefer de Millet İttifakı gündemdeyken yapılan anket. Ankette Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde seçmenin hangi yönde oy kullanacağı üzerinde seçmenin nabzı ölçüldü. Araştırma 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde 1000 kişiyle telefon anketi uygulayarak yapıldı ve %95 güven sınırında hata payının da %3 olduğu belirtildi. Bir başka ankette de 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan referandum aynı şekilde tekrarlansa evet oyumu yoksa hayır oyumu verirsiniz sorusu soruldu ve cevaplar resimde gördüğünüz gibidir. 6. Sonar Araştırma Şirketi. Sonar Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3000 kişiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı son seçim anketinden seçim ikinci tura kalacak sonucu çıkmaktadır. Sonar 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3000 kişiyle Cumhurbaşkanlığı seçim araştırması yaptı. Bu iller İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırklareli, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde vatandaşlara 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verecekleri sorusu yöneltildi. Sonar anketörleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz sorusu yönelttiler ve 6 adayın isimlerini saydılar. Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce alınan sonuçlar da değerlendirildi. Ham oranlar kategorisinde yapılan değerlendirme sonucu Erdoğan'a 40,07, İnce'ye 20,90, Akşener'e 20,03, Demirtaş'a 10,50, Temel'e 2,0, Perinçek'e 1,90 oy çıktı. Yapılan ankette %4,60 oranında da kararsız seçmen bulunduğu vurgulandı. 7. Gezici Araştırma Şirketi anket sonuçları. Araştırma şirketi 14-15 Nisan tarihlerinde 21 kentte 3680 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilmek için gerektiği %51 oya ulaşamayıp %46-47 bandında kalıyor. Akşener'in oyu %28-29 seviyelerinde seyrederken İnce %18-19 bandında kalıyor. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise %8-9 civarında oya sahiptir. Bugün seçim olması halinde AKP ile MHP'nin toplam oyları %50,7'yi buluyor. Burada İYİ Parti'nin oy oranının da %19,4, CHP'nin ise %18,53 olması dikkat çekti. HDP %10,06 ile Kılıçdaroğlu barajı aşarken Saadet Partisi de %1,29'luk bir oya sahiptir. Evet arkadaşlar, videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.